Batman Son Söz gazetesi 10. yaş gününü yazar ve muhabir kadrosu ile kutladı. 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı ile meclise 10 milletvekili gönderen Saadet Partisi basın turuna çıktı. Deprem bölgesinde çalışmalarından dolayı 4. Türkiye Lider Marka Ödülleri Komitesi ve jürisi TÜRMOB'a yılın meslek kuruluşu ödülü verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Batmanlı hemşehrimiz Mehmet Şimşek, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Nurettin Nebati'den devraldı. Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü vatandaşların yoğun kullandığı Dostlar Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladı. Batman'da seyir halindeki bir minibüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü minibüs kullanılamaz hale geldi. 28 Mayıs seçimleriyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan için külliyede düzenlenen törene Batman Valisi Ekrem Cönert de katıldı. Batman'da vatandaşlar ekonomik sıkıntından dolayı ikinci el eşyacılara rağbet göstermeye başladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı Batman Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen geleneksel olarak düzenlenen futbol turnuvası şenlik havasında geçiyor. Tüpraş'ta çalışan 60 taşeron işçi haklarını savunabilmek için sendikalı olmak istiyor. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Batman Şube Başkanı Mehmet Selman Nasıroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabineyi değerlendirdi. Batman Koyzuk Karayolu Derecek noktasında kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarına savruldu.